Yaşasın. Onuruyla oynadınız, burunuyla oynadınız. Askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bunun intikamını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi! Abi hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Abi büyük hukuk garabeti, İmamoğlu'na büyük bir şey, yani operasyon mu diyeceğim, mazlumiyet, her şey. Yani nasıl oldu, böyle bir karar çıkar mı? 2 yıl, 7 ay ceza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi ne yaptı, ne etti de böyle bir karar çıktı abi? Serkan sen bir hareket adamısın. Böyle hareketli mevsimleri seversin. Bak mıy oturuyordu. Birden memlekete bir şenlik geldi. Karnaval, panayır, koşturma. Yani heyecan geldi yani. O yüzden bu işin panayır tarafını, karnaval tarafını şey yapmamız lazım yani. Herkese bir şey geldi. İşin içine girdi yani. Ya ne hukuk, oluyor? Hukuk alt üst ediliyor, ona canım sıkılıyor hocam. Bu çok %100 yani. Şu bu bir. Kararı alan da, aldıran da, filmi koyan da, senaryo yapan da hepsi bir FETÖ operasyonu. Çok net. Tayyip tarafından da var. Tayyip'e karşı da vardır. Belki Tayyip'in de vardır. Şimdi bir arkadaşlar yani bizim tecrübelerimizden bir cümle aktarayım. Şimdi FETÖ bütün savcı ve hakimlerini gizler yani. 30 sene gizler, 20 sene gizler. Bir tane iş yaptırır ona. Şimdi adama gider bakarsın ya geçmişinde şu var mı yok, şu yapmıyor. Gizlenmiştir yani. Çünkü gizlilik çok büyük bir kuvvettir. FETÖ'nün de gücü oradan gelir. Adam 30 sene iş yaptırmaz. Sen de bakarsın ki bunu savcı yapacaksın. Ya adamın da bir şeysi yok dersin, getirirsin. Ama FETÖ ona bir iş yaptırır. Zaten ikinci kez iş yaptıramaz. Bir kere kullanır FETÖ. 30 yıl besler, büyütür, telefon irtibatı, ankisörlü bilmem ne falan onu bir kere kullanır. Şimdi bu bizim Meral Akşener'in başrol oynadığı bir yerde FETÖ operasyonu olduğu çok açık zaten. Biz ne bu işin bu tarafındayız, ne Tayyip tarafındayız, ne İmamoğlu tarafındayız. Aday Kılıçdaroğlu olmuş, İmamoğlu olmuş. Ne Kılıçdaroğlu olursa dıngılımda, ne İmamoğlu olursa dıngılımda. Biz milli bir cephe nasıl inşa ederiz? Türkiye her iki taraftan da aynı. Yani yeni bir saraya gidecek, yeni bir saraya gelecek. Biz bu filmi 80 senedir sağın bu oyunlarını 80 senedir seyrediyoruz. Biz bu tuzaklara düşmeyiz yani. Yani küçük bir Tayyip'in gelmesi, yeni bir Tayyip'in gelmesi ne fark var yani? Şu tarikatlara ses çıkartabilen var mı? Cumhuriyetin kazanımlarını savunan var mı? Yani şimdi o altılı masa oraya çıktı. Hepsi ya işte biz hukuk önünde eşitiz falan. Daha dün bildirinizde kimlik ve inanç siyasetiyle Türkiye Cumhuriyeti ilga edeceğini söyleyensizsiniz. Ama uyanmayalım diye kendileri de öyle diyorlar. Uyanmasınlar diyor. Uyanmayalım diyor orada. Ya sadece Nursi'ci Gültekin Uysal bile orada Atatürk'ten alıntı yaptı ya. Ya bu şey takiye, şey bozukluk, gösteri. Nereye gider, ne olur? Onlar beni çok da ilgilendiren şeyler değil. Kendi işlerine, onların bir kere kurduğu zekaya biz bir günde yaklaşamayız. Şimdi biz şimdi bir şey, şu şöyle oldu, bu böyle oldu diyoruz ya. Biraz geçsin üstünden, bir ay bir geçsin. Ondan sonra bizim kafamız çakızlamaya başlar. Yani işi görmeye başlar. Birden anlayamazsın. Çünkü çok, bütün hepsi de öyle. Daha önceki operasyonlar da öyledir. Türkiye'deki bütün siyasetler zaten belli bir operasyonlar sonucu dizayn edilmiştir. Ya suikastlerle yazarlar öldürülür, ya bir takım insanlar değil mi bir şey yapılır, böyle yani yönlendirilir. Bu bir siyaseti yönlendirme ve bu yönlendirmede de işin arkasında FETÖ'cü bir kumpas olduğu kesin. Ancak şunu söylüyorum net, şeyde muhalefette Akşener İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu diye bir ayrım oldu. Bu çok net yani. Şimdi Kılıçdaroğlu'cular var, İmamoğlu'cular var. Ve bunların arasındaki savaş da iç savaştan beter yani. O şimdi tam dışarıya kaşı renk veremiyorlar ama içeride savaş var. Şimdi şöyle bir şey düşün. AKP de iktidara gelince FETÖ ile beraber değil miydi? Ama dışarı renk vermiyorlardı. Ama bir gün patladı. Mesela diyelim ki İmamoğlu, diyelim ki Kılıçdaroğlu iktidara geldi. İktidara geldiğinde bakanlıklar bölüşürken, şu olurken, bu olurken artık orada da birbirlerine tıpkı 17-25 Aralık'ta olduğu gibi, benzerlerinde olduğu gibi bunlar da birbirlerine kumpas çekecek, operasyon yapacaklar. Bu çok net yani. Orada net bir güç yok. İmamoğlu Mansur'la ne konuştu? Beni alırlarsa sen mi ol, sen ikinci ol, ben birinci olayım falan gibi. Ama İmamoğlu HDP'yi de arkasına almış Mansur'dan farklı olarak. Burada bir takım tezgahlar. İşte bir de şey rüzgar yaratılmış. Ne rüzgar? Hangi rüzgar? Hangi rüzgar? Bir rüzgar yaratılmış. Şimdi bunu ben yani Türk siyaseti 80 yıldır yani daha da ötesinden diyelim böyle dış manipülelerle
Yani milli irade, orada ağrıma giden şey şu, milli iradeye bilmem ne. Lan operasyonun kendisi milli iradeye yapılıyor. Yani oraya çıkan adamlar yapıyor. İmamoğlu'nun kendi yapıyor, savcıların kendi yapıyor, hakimler yapıyor, Tayyip tarafı yapıyor. Bunların hepsi milli iradeye karşı, milli iradeye ipotek koyma. Dışarıdan operasyon kurma ne demek abi? Dışarıdan operasyon kurma, işte Türkiye'deki milli iradeye ipotek koymaktır. Halk ne de, halkı yönlendirmedir, manipüle etmedir, algılar oluşturmaktır. Ve bu büyük medyayla yapılıyor. Ve bu bir takım hakimler, savcılarla, bir takım suikastlerle yeri geliyor yapılıyor. Değil mi? Bunlarla yapılıyor. Bu manipülasyonlara benim gözüm tok. Ha İmamoğlu olmuş, ha Kılıçdaroğlu olmuş, ha başkası olmuş. Benim dıngılımda değil. Hiç. Biz milli bir cephe açmanın, bunlar hepsinin tarikatçı olduğunu biliyoruz. Bunların hepsinin Cumhuriyet'te düşman olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi açılıma hazır, SOTA'da bekletildiğini biliyoruz. Ve bu Türkiye üstünde dayatmaları ve beklentileri olan güçlerin adamları olduğunu biliyoruz. Ve oraya girmem ben o tartışmaya. Yani en şey, saf bir insan şu tuzağa düşer. Ya işte öyle bir olay olduğu zaman, vay İmamoğlu'na haksızlık yapıldı, biz de insan haklarını savunuyoruz, İmamoğlu'na yana değiliz ama insan haklarının yanına, milli iradenin yanına geçiyoruz diye tepki vermektir. Orada tuzağa düşersin. Ne lan bu? İmamoğlu kim? Yani ya da öbürü kim? Hangi insan hakları sicili var bunların? Hangi demokrat sicili var? Hangi madeni, kıyıyı, yaylayı savunmuşlar ya bir de? Hangi yaylaları savunmuşlar? Ormanlarda durmuşlar. Hangi milli büyük soyguncu İngiliz, Amerikan şirketlerine karşı lafları olmuş. Beşli çeteye karşı, onlara karşı değil mi? Tam tersine onları ağırlıyorlar. Şimdi ne diyebiliriz ki yani? Burada çok bizim... Şey tuhaf değil mi abi? Ceza karşısında yapılan şenlik yani. Davullu zurnalı neredeyse de ceza alıyor, mağdur oluyor. Nihat Genç sana diyor... Müebbet aldın ya da 5 sene ceza. Çıkıp sarılmalar, oyunlar. Bunu nasıl yani okumak Akşener lazım? Yani mesela geliyor Akşener adamlarıyla, medya gücüyle, troll gücüyle Kılıçdaroğlu'nu şey yaptılar yani. Yazık ya Kılıçdaroğlu. Tükürük gibi attılar yani. Sümük gibi attılar bir kenara ve çok bir Akşener operasyonu izledik. Net bir Akşener şeysi filmi izledik yani. Bu çok güçlü. O yüzden bu numaralara biz gelmeyiz ama kitleleri bunlardan şey yapamayız. Yani kitleler oraya kayar, buraya kayar. Ona bir şey diyemem yani. Kılıçdaroğlu bu işin içinden çıkabilir mi abi? Yok abi şimdi mesela şeye koy. Kılıçdaroğlu'la İmamoğlu'nu yan yana koy. Mansur'u yan yana koy. Zaten koyuyorlar. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu %6 ankette oy alıyor. Öbürleri %20 alıyor, %25 alıyor falan. O da ettiği bulduğu dünyası. Yani kendisi hazırladı. Güvenmeyeceği insanları, kontrol edemeyeceği güçleri, partinin içine aldığı FETÖ'süydü, HDP'lisiydi, dış güçleriydi. Bu kadar almamalıydı. Orada kendi iradesine ipotek koydurdu yani. Başkaları geldi ve şimdi Kılıçdaroğlu'na rağmen Kılıçdaroğlu'nu dıngılına takan, ipine takan yok yani. Bunları ama yapan kendisi. Şimdi bu işi Tayyip değil, FETÖ'cü savcılar yaptığını varsaysak, Tayyip'e de geçmiş olsun. O da bunların kriptolarına evet. Baktığı yok, attığı yok. Ona da şimdi mesela ben o Gültekin Uysal'lar, Davutoğulları, Sarıçoğlu meydanında konuşurken yani Tayyip sana oh olsun diyorum yani. Daha neler göreceksin. Yani 3 kuruşluk tinesiz adamlar geliyor bu ülkede. 0,5 bile oy olmayan adamlar 20 yıldır oy alan şeye laf atıyor ya da laf sokuşturmaya çalışıyor. Daha neler göreceksin sen. Yani Tayyip'in de acı çekmesini istiyorum. Ders çıkartamıyor çünkü. Ne savcısını tanıyor, ne öbürünü tanıyor, ne olup biteni tanıyor. O da hakim değil. Hepsi de tarikatlara, FETÖ'ye, bu tür şeylere müsamaha gösterip onlara alan açtığı için tuzağa düşüyor. Ve çok da tuzağa düşüyorlar. Belki de onları da kendileri kullandıklarını sanıyorlar falan. Şimdi tabii yani şu da olabilir. Tayyip'in de bir olay olabilir bu. Çünkü hani İstanbul Belediyesi'nin büyük imkanları var. Bu büyük imkanlarla tarikatların beklentilerini seçim öncesi Tayyip karşılayabilir. Değil mi? Hani o imkanlar mesela İstanbul Belediyesi, Kaftancıoğlu, HDP'liler orada büyük bir seçmen sandık başı kontrol güçleri kurmuşlar. Onları zayıflatabilirler. Çünkü İstanbul Türkiye kadar büyük bir yer oy olarak. Belki onları ele geçirmek istiyorlar. Bir de o tarikatlar hakkında bilgi vereyim. Hani biz diyor mu tarikat eşittir. AKP. Böyle bir şey de yok yani. O tarikatlar güç kimdeyse ona gider yani. Bu çok nettir. Kim güçlüyse ona gider. Şimdi İmamoğlu Süleymancıları destekliyor, besliyor. Bir takım tarikatlarla arası çok iyi. Ama mesela İmamoğlu'nun geleceği 6 ay önceden görünürse, 4 ay önceden görünürse, bugün AKP'li olan tarikatlar da İmamoğlu'na kayacak. Çünkü onların da dernekleri var. Onlar da ödenek bekliyor. Onlar da evlerin
düzenleri bozulmasını istiyor. İmamoğlu da sadece muhafazakar geçmişi var. Bunlara şey davranıyor. Toleranslı davranıyor. O yüzden Tayyip elindeki tarikatların İmamoğlu'na kayabileceği endişesi Tayyip'te çok var. Bak dikkat et, Tayyip geçmişinde solcu karşıdaki sosyal demokrat ya da muhalif liderleri indirmedi. Hep Erkan Mumcu gibi, Kurtulmuş gibi, hep kendine aday olabilecek sağdan gelenleri indirdi, yok etti. Evet. Kendini sağdakilere karşı alternatifsiz bıraktı. Şimdi İmamoğlu da bu ayak şeye benziyor yani. Sağ ve muhafazakar geçmiş var, tarikatlarla iyi geçiniyor. İşte Tayyip'in en çok korktuğu adam da bu, o yüzden. Şimdi Tayyip ne olacak orada? Tayyip kendi tarikatları bakacak. Ya biz istikbal burada. İstikbal İmamoğlu'nda, hemen yavaş yavaş yanaşacak. Şimdi bu yavaş yavaş yanaşmayı hemen zaten görüyorsun. Diyelim ki FETÖ bir operasyon çekti. Ya yani öyle bir şey oldu. Bir sarasağında toplanalım bir şey çıktı. Daha millet kaymadan bütün sol muhalefette dediğimiz kanaat önderleri hemen akşamüstü çıktı televire, Halk TV'ye. Hemen biatta bulundular İmamoğlu'na. Yani biz buradayız, yanındayız. Daha önce şey kalan, ikili kalan, hani ne tarafa tam biat edemeyen bütün yazar çizerler hepsi İmamoğlu'nun hemen arkasında. Niye? İmamoğlu geliyor, hani biz de oradan bir şey kaparız, dışarı düşmeyelim falan gibi. Şimdi bu rüzgarlar hani aynen rüzgar, Lodos rüzgarı gibidir. Sahile gittiğin zaman rüzgar gelir, yaprakları ya da taşları bu tarafa savurur. İşte bu şey, olay İmamoğlu'na karşı çok haksız, gerçekten şey yapılan bu hadise. Yazarları, çizerleri, kanaat önerilerini, medyayı, tarikatları böyle bir savurur bir tarafa doğru. İşte o rüzgar şey dediğimiz, hani bir şey koptu geliyor dediğimiz odur. Yani odur. O da ondan da Tayyip korkar. O çok ciddi yani, Tayyip korkar. Ben Tayyip'e oh olsun diyorum. Çok acılar çekmesini istiyorum. Bu Davutoğlu gibi tinesiz, cibilliyetsiz, zayıf, yani bu ülkeye yaptıkları ortada insanların. Tamam, biz acılarını çok çekiyoruz çünkü. Ben şu anda çok acısını çekiyorum. Yani bana babacan konuştuğu zaman bir meydanda, Davutoğlu konuştuğu zaman, bu tür adamlar konuştuğu zaman ben işkence, Tayyip'ten zaten çekiyorum işkence. Ama yani artık işkenceyi ben çekmeyeyim. Biraz da bunlar çeksin yani. O yüzden güzel filmler seyredeceğiz. Bunlar birbirini çok daha sert boğazlayabilir. Hukuk çok daha sert ihlal edilebilir. Çok daha manyak işler yapılabilir. Artık siyaset kapışmasının seçim startı çoktan verildi. Artık mitikler yapılmaya başlandı. Tahmin ediyorum İmamoğlu, Saraçhane bir şey olacak, mit olacak ve ikonlaştırılıp, efsaneleştirip, seçimi iki ay kala mesela her akşam orada toplanma gibi bir şeyler olacak yani. Böyle kızışma, kutuplaştırma, had safhaya varacak. Ama biz burada ne Kılıçdaroğlu tarafındayım, hiç Tayyip tarafında değilim, ne İmamoğlu tarafındayım. Burada seçimler yapılacaktır. Türk milleti milli bir irade gösterecektir. Bölüm toprak bütünlüğümüzden yana, tarikatlara karşı ve cumhuriyet kazanımlarından yana, kadın erkek eşitliği ve hepimizin dokunulmaz denilen imtiyazlı sınıflara, hem beşli çetelere, müteahhitlere, uluslararası şirketlere, hem de bu İslamcı burjuvaziye karşı net durabilecek bir nesle umut olabilecek. %3'lük, %5'lik, benim %10'da olabilir. Öyle bir rüzgar da var, %15'de olabilir. Böyle bir nesil geldi, siyaseti devralırsa Türkiye'de bir umut var deriz. Ama yoksa biz arkadaşlar 80 senedir bu filmi seyrediyoruz. Demokrat Parti gidiyor, Adalet Partisi geliyor, Adalet Partisi gidiyor, Özal geliyor, Özal gidiyor. Tansu geliyor, Tansu gidiyor. Mesut Yılmaz geliyor, Mesut Yılmaz gidiyor. Tayyip Bey geliyor, Tayyip gidiyor, FETÖ gidiyor, hepsiyle birlikte FETÖ geliyor, hepsiyle birlikte Menzil geliyor. Ve bu film kendi içinde dönüyor, top bir yandan sağcı muhafazakarlar arasında ve siyasetin de manipüle edilmesiyle bir o tarafta bir o tarafta, işte 90 yıldır sağ muhafazakar kesimin elinden de bu yüzden siyaset alamıyorsun. Hep onlar, ha bu taraf ha bu taraf. Ne fark ediyor? Tarikatları besleyen Tayyip, tarikatları besleyen İmamoğlu, İyi Parti zaten Süleymancıların odağı. Şirketleri besleyen. Şirketleri besleyen onlar. 1980'de bunları kim besledi? Kenan besledi, Özal besledi. O yüzden bunlara karşı duracak bir siyaset arayacağız. Zafer Partisi diyor ki ben yapabilirim. Yaparsan seni destek ya. Ama yapacak gücü de göremezsek arayacağız abi. Bulacağız. Yani Cumhuriyeti elden çıkardı bunlar.
Bu rüzgarda da tek dik duran ya da olduğu yerin sağlamlığına güvenen Ümit Özdağ oldu. Ümit Özdağ'ın açıklamalar geri kalan şimdi herkesin otobüsün üstünde görmüş. Görüyoruz, bunları görüyoruz ama 80 yıllık sağ iktidarları, sağcı şeyleri de tanıdığımız için çok temkinli oluyoruz. Şöyle çok dikkatli de olmak zorundayız. Kimden de ne olur bilmez. O yüzden senin söylediğin bir şey var. Fikir ve program peşinde gideceğiz. Tabii. Şu an fikir. Cumhuriyet'in karma ekonomi. Kooperatif. Tabii. Tarikatlara karşı net tavrımız. Fikirler üzerinden gideceğiz. İnsanlar üzerinden gitmeyeceğiz. Dikkat et. Sağın bütün numarası hep isimler üzerinden gidiyor. Özal da isimdi. Tayyip de isimdi. Hepsi isim. Demirel de zaten isimdi. Onlar zaten şapkası. Demirel şapkasını koyarsa alır diye bir şey vardır ya. Gerçekten de öyle yani. Onlar kendi ismini koyarak aldılar zaten. Zaten dikkat edin. Özal gelip sandığa geldiği zaman Özal'ın arkasındaki 200 milletvekili kimse tanımaz yani. Tabii. Tayyip'in de tanımıyor. Öbürünü de tanımıyor. İsim ve lider. O yüzden biz program üzerinde duracağız. Cumhuriyet kazanımları üzerinde duracağız. Ama neşeli, şenlikli 2-3 gün yaşadık galiba. Böyle neşemiz devam etsin yani. Öyle oyun oynar. Kukla oynatılıyor. Saracağında kukla oynatılıyor. Bir de oradan Kılıçdaroğlu da ne ağır laflar ediyor. Ben gencim diyor İmamoğlu diyor. Evet. Ben de gençlik var diyor. Şimdi İmamoğlu'nun trolleri tarafından ya da CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na dede yakıştırması evet. yapıyorlar. Hani o yaşlandığı anlamına geliyor. Onu öyle yıkmaya çalışıyorlar. Ben gencim diyor. İşte ilan etti. İlan etti işte. Cumhurbaşkanı adaylığı ilan etti. Kimle ilan etti? Meral Akşener'le ilan etti. Şimdi bu tabii ki bir... Altılı Masa'nın lideri de Akşener oldu herhalde değil mi artık net? Ya işte abi bu oyun içinde oyun bunlara. Ben bizim hayatım boyunca şu vardı. Böyle kapıcı, çok güzel kapıcılarım vardır benim. Arkadaşlığım vardır. Kahvede oyunda oynarız onlarla. Ama hayatlarım da geçmiştir. Abi ben ne edebiyatçıyım yazarım. Çok büyük tipler, karakterler yazıyorum. Hikayeler yazıyorum falan. Çok da zekice işler yaptım yani. Ama hiçbir zaman benim zekam kapıcıdan daha ileri demem abi. Ben gördüm ya bu sağ kafayı tanıyorum. O kadar zekidirler ki, o kadar cindirler ki. Abi mesela şeyin gelişine bak. FETÖ'nün gelip kurduğu kumpaslara bak, değil mi? Hikayelere falan bak. Neler yaptılar ya. Bütün liberalleri kafaladılar, bütün medyayı kafaladılar, sosyal demokratları kafaladılar, yazarları kafaladılar, kandırdılar. Ya kimse kalmadı. Şimdi de öyle bir rüzgar. Bu rüzgar işte herkesi gene tavlamaya ve evet. içine almaya çalışıyor. Şuraya bak. Şeytan ilan edilmiş. Casus ilan edilmiş. En büyük vatan haini ilan edilmiş. Bütün şürekasıyla, on binlerce adamıyla ilan edilmiş. FETÖ tekrar muhalefet oldu. Tamam. Şimdi muhalefette operasyonlar yapıyor. İktidar oluyor. Ya şimdi iktidar oluyor. Kim tarafından? Ha Kılıçdaroğlu, ha da İmamoğlu tarafından oluyor. O kadar iktidardan rahatlar ki kendileri geldiler. CHP'nin içinde Kılıçdaroğlu'nu da beğenmiyorlar şimdi. Kılıçdaroğlu'yla geldiler. Şimdi aynen. falan. Onlar tanzim ediyor taşları yani. Sahtacı şimdi şey kuruyor. Onlar kuruyor. Abi Allah. Yani kazara. Hadi İmamoğlu oldu. Seks odaları, partiler hepsinin kayıtları orada duruyor. Diyelim Kılıçdaroğlu oldu. İmamoğlu'nun ekibi. Hepsinin. Onlar hazır duruyor. Onlar daha kaç sefer girecek? FETÖ'nün elinde diyorsun. 17-25 Aralık'ta ne çıktı ortaya? Tayyip Erdoğan baskın yapılacak. Tayyip Erdoğan oğlu Bilal'le konuşuyor. Çok ünlü bir kaset çıktı ortaya değil mi? Şura şu. Yani FETÖ ile Tayyip birbirine girdi. Aynısının katmerlisi duruyor şeyde. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu. Oraları dağıtacaklar. Şimdi biraz tane tane konuşayım. Bütün tarikatlar kendini önceler. Bütün tarikatlar için Fatih Kanunu, Atatürk, Cumhuriyet, Türkiye bu değerler yoktur. Önce kendi tarikatı vardır. Evet. Bu menzil içinde öyledir, hepsi içinde öyledir. Bu tür örgütler kendi şeyhlerini, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük adamı görürler. Hatta ilahi, ruhani, hala da peygamberle, Allah'la konuşuyor görürler. Türkiye'nin meselelerini de kırtasiye, yolunacak, yatağım alacak, kandırılacak, kerec gibi görürler. Bu sadece FETÖ'ye dair değil canım yani. Bu bütün örgütlere dair öyledir. Önce bunu anlayın. Bizim mesela hayatlarımız şu anda benim hayatım çok değerlidir insan olarak. Ama benim hayatım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önemli değildir. Evet. Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yaşayacaksa beni yaşatmak zorundadır. O ayrı bir şey. O ayrı bir kavga. Ama yani benim boklu donum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha kutsal hale nasıl gelir? Fethullah'ın boklu donu Türkiye Cumhuriyeti Devleti 5000 yıllık devletinden daha değerli hale getirildi. Bu menzil için de öyle. Gafs diyor. Öbür için de öyle. Tarikatlarla yola çıkan bütün siyasiler de Türkiye'nin hazinelerini,
Eğitim Bakanlığı'nı, ormanlarını, yaylalarını, ihaleyi hepsini bunlara peşkeş çekti. Ve bunlar sayıları diyelim, 1980'de 80 binse, 100 binse şimdi 10 milyon, 15 milyon. Bunlar artık büyüdükçe de çoğaldıkça da baş edilmez bir büyüklüğe geldi. O kadar baş edilmez bir büyüklüğe geliyor ki, gelmekte olan siyasiler, Kılıçdaroğlu mesela, fikren onlara karşı olsa bile onlarla iç içe, yan yana, helalleştik, özür diledik gibi takiye yapıyor. Ya bilemiyoruz tabii ama yetişmesi başka bir adam yani. İmamoğlu da öyle. Ya bunları reddedemiyorsun. Siyaseten bu oy depolarını kimse reddedemiyor. Şimdi bir de gelelim öbür tarafa. Ya belki de bu oy deposu kavramı da yanlış ve yalan. Yani tarikatların belki bu kadar da gücü yok. Gücü yok zaten abi. Algısı çok yüksek. Gördük şimdi şeyde... Madem o kadar gücü vardı, FETÖ niye bir parti kurmadı? Ya da FETÖ kendi adaylarını desteklerken hani iki tane, üç tane vekil bile çıkartacak gücü zor buldular yani. Şimdi bir de böyle bir yanılsama üzerine siyaset yapıyorlar. Bunlar şudur. Ben Kılıçdaroğlu, bunun Akşener ve FETÖ operasyonu olduğunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan'a oh olsun diyorum. Tayyip Erdoğan akıllanacağını da düşünmüyorum. Yani bundan sonra da bu acıları daha çok çekmesini istiyorum. Biz bu tarafta değiliz. Ne o taraf beni ilgilendiriyor, ne bu taraf beni ilgilendiriyor. Milli bir cephe. Şu vatana sahip çıkacak tertemiz gençler yetişiyor mu? Cumhuriyete dokunmayacak, anayasaya dokunmayacak nesiller yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Ona bakarım. Ve işte gördün, işte bir 6 yaşında kız çocuğunu tartıştık burada. Ya bir tanesi tarikata karşı çıkamadı. Ya Kılıçdaroğlu dahil. Kılıçdaroğlu yürüyor. Diyor ki işte bunun mahkeme edilmesi... Lan ne mahkeme? Yeni Zelanda'da olsa mahkeme edilecek. Avusturya'da olsa mahkeme edilecek. Yani herhalde birisi bunu mahkeme edecek yani. Mahkeme edilmeden hiçbir devlet yaşayamaz yani. Kongo dahil. Burada söz konusu olan, o olayı ortaya koyan tarikatlardır. Tabii. Tarikatlara karşı laf et. Tarikatlara karşı laf yok. İşin popülist, reklam, manzara tarafında varlar. Şov tarafında. Ama işin gerçeğinde yoklar. Hepsi bunu da kullanıyor. Peki İslamiyet düşmanı olarak saldırıyorlar ya abi, tarikatlar saldırdığımızda tarikatı deşifre ettin desen, ya bunların hepsinin amacı İslamiyet düşmanı diye bir cümleye sığdırabiliyor abi savunmayı. Şimdi bir de tam da pislik tarafı o. Tarikatların ne kadar pislik ve şeytan olduğunu buraya koyuyor. Evet. Tarikatların kendisi peygamberimize hakaret ediyor. Bir kere aracı diye bir kurum yok. Sen kimsin? Kur'an'a hakaret eden sensin. Çünkü tarikat diye bir kurum yok. Şeyh diye bir kurum yok Kur'an'da. Yani dine karşı, Kur'an'a karşı olan senin kendin be. Zaten selefilerle iç savaş halinde bunlar. Selefiler bunları öldürecek. Silahlanmaların sebebi bu. Onu geç. Kendisi dine karşı, kendisi Kur'an'a karşı, kendisi İslamiyet'e karşı. Ama kendisi kalkıyor, biz bir şey dedin. Lan sen dine karşısın. Lan sensin dine karşı olan. Şimdi ben mesela o Ticaniler 1950 yıllarda heykel kırmaya başlayınca bir Atatürk'ü koruma yasası çıkardılar. Şimdi de var. Dinimizi ve ahlakımızı ve manevi değerlerimize karşı yasalar var. Ama bunu çok berrak hale getirmek istiyorum. Peygamberimizi koruma kanunu çıkartalım diyorum ya. Çünkü en çok bunları hakaret eden bu dinciler ya. Ben peygamberimizi koruma kanunu çıkartalım. Gafs'ta da, Menzil'de de, FETÖ'de de hepsi de oradan suçlu duruma düşer. Çünkü niye? Kendilerini peygamber yerine koyuyorlar. Evet. Sen kimsin? Şeyh lideri. Öbür tarafa geçelim. Ya buradan da gitmek istemiyordum. Başka şeyler konuşacaktık. Bunlara Şerif Mardin 1980'li yıllarda bütün liberalleri kafalayarak, Türkiye'deki kanaat önderlerini kafalayarak tarikatlara sivil toplum dedi. Yani ne sivil toplumu? Sivil toplum olabilmesi için seçim olması lazım. Ve denetlenebilmesi lazım. Hem denetlenemiyorlar hem seçimle gelmiyorlar. Babadan oğla geliyor. Şecere. O gelecek, oğlu gelecek. Ya da tayin etti Halep-Selef ilişkisi kendi aralarında. Bu kadar karanlık örgütler demokrasi gibi şeffaf ve aydınlık yerlerde ve hukuk toplumunda da yaşayamazlar. Şimdi mesela kilise rezil oldu. Niye rezil oldu kilise? Ve onlarca kasabada kilisenin kapısını kapattılar. Ve halk artık vergi de vermiyor onlara. Yani para yardım da etmiyor. Çoğu da kovdu kiliseyi. Kilisenin tarihi binası değerli olduğu için yakıp yıkmıyorlar. Ama kapattılar. Niye? Şimdi kilisede günah çıkarma olan perde arkası. Çocukla papaz orada. Şimdi bu karanlık alanda, kimsenin görmediği bu dar alanda on binlerce oğlancılık vakası çıktı ortaya. Ve rezil rüsvay oldu. Bunu cevaplamıyorlar. Ya onlarca yıl, yüzlerce yıl duymazdan geldi. Ama modern toplum gelip iletişim de ortaya çıkınca, insanlar da şey yapınca, deşifre edince yani o güçlü kendi avukatlara verince kimse dayanamadı. Şimdi sorun nedir? Sorun papazla çocuk karanlık bir odada yan yana geliyor. Buranın önlenmesi. Gene dinini yap ama açık alanda yap.
Şimdi bizde de öyle. Liseler açıktır. Öğretmen talebe ilişkisi, öğrenci ilişkisi. Şimdi burada tarikatın odası. Şeyhten başka kimse giremiyor. Ya da kim giriyor? Orada özel ilişkiler ve mahrem ilişkiler kuruluyor. İşte o karanlık yerlerde bir eğitim kurumu olamaz. Olamaz abi. Sen milyonlarca çocuğun anahtarı veriyorsun şeyhe. Çocukları oraya atıyor. Düzüyor mu? Pis laflar mı ediyor? Devleti hukuka hakaret mi ettiriyor? Değil mi yani? Atatürk'e deccal dedirdi belli yani. Onlarca tecavüz vakası da görüyoruz. Ya kapalı alan olamaz. Bunları artık hukuka uygun hale getireceksin. Denetlenebilir, kontrol edebilir ve öğrenci ve öğretmen ilişkisi aleni olmak zorunda. Bu işin bir tarafı yani. Ve siz bunları Fehmi Korular, Taha Akyollar, Şerif Mardinler onlarca yıl, 20 yıl Habertürk, CNN'de sivil toplum, sivil toplum. Ya FETÖ boşa gelmedi. Buna sivil toplum dendi ya. O Murat Belgeler. Tabii tabii. İletişimciler, solcular bile bunlara sivil toplum dedi ya. Sivil toplum diyorlar hala. Ne sivil toplumu ya? Aynısı bunun aynısı. İsrail'de Ortodokslar ya. Askeri vermez. Devleti takmaz. 3 tane 5 tane karı alır. Karıların küçük yaşta onlar da karılarla bilmem ne evlenir. Gibi gibi gibi. Bunlar dünyanın her tarafında cumhuriyet düşmanıdır. Bir de mesela evangelistlerin, İsrail'deki Ortodoksların, aklına gelen bütün tarikatların hepsinin düşmanı cumhuriyet düşmanı. Niye cumhuriyet düşmanı? Çünkü cumhuriyet diyor ki hukuk karşısında herkes eşittir. Bunlar o eşitliği kabul etmiyor. Şeyhleri en büyük, en âlâ, dokunulmaz, imtiyazlı. Peki şöyle bir paradoksal ilişki yok mu bu tarikatlar açısından hocam? Laikliği çektiğimiz zaman, yani laiklik kimi koruyor diye baktığımda ben tarikat ve cemaatleri koruduğunu görüyorum. Yani hepsi benim Allah'ım en doğru, benim dinim en doğru. Ha, bir de öyle bir şey var. Bir de birbirlerini hiçbiri sevmiyor. Şimdi mesela Fransız ihtilalinde kiliseye karşı şöyle çıktı Jacobinler. Ya sen diyor manastırında sadece kendi mezhebinden çocuklara bakıyorsun. Burada başka mezhepten evet. De çocuklar var. E şimdi bu tarikatlar devletten de ödenek alıyor, bir şey yardım alıyor, himmet alıyor ya da devlet onların bağış almasını şey yapıyor, legalleştiriyor. Biz alamıyoruz yani onlar alıyor. Alınca kendi mezhebini destekliyor. Oysa bir devlet senin mezhebinden olsun olmasın herkese sosyal yardım. Muğla'da bir çocuğa da vereceksin, bir Alevi çocuğuna da vereceksin, hiç tanımadığın bir şeye de vereceksin abi bu herkesedir. Bak herkes kavramı başka, bunlar kendi mezhepten yapıyor. Bir de ikincisi, ya tarihte de görülmüş değil, bugün de görülmüştür. İki tarikat şeyhi yan yana gelemez abi. Mümkün değil. Birbirlerini çünkü keserler. Ya biri haşa estağfurullah böyle konuştuğum için biri kendini Allah biliyor o da Allah biliyor. Yani tımarhanenin boğuşu gibi bunlar. Hani deli diyor ya sen kimsin o diyor Napolyon. O bir tane daha var Napolyon onu tanımıyor. Ya bu hayır şimdi bu güldüğümüz bu şey gerçek. Doğru. Yani dün akşam hepsi de peygamberin yanındaydı. Mesela ikisi ne konuşuyorlar? Ya dün peygamber efendimizle oturuyorduk cennet-i taala'da işte bana şunu söyledi. Sen neredesin lan? Ben orada, o sen yoktun ki ben mi? Muhabbetleri bu olacak. Kılıçları bu yüzden çekiyorlar birbirlerine. Şimdi bunlar orta çağ kavgası. Modern toplum şeffaf, açık, aydınlık, bilime uygun. Değil mi yani? Başka bir dünya kuruyoruz. Şimdi orada bir laiklik geçirir ki. Sözde laiklik ne? Sözde lafla laiklik bir şey olmaz. Onun kurumu olacak, kurumu. Mesela karma eğitim bunun kurumudur. Nedir karma eğitim? Kız erkek beraber okuyacak. Ancak kameralar da gözetleyecek öğretmen öğrenci ilişkileri. Tabii. Öğretmen çocuk gidecek kızı öğrenci. Akşamüstü öğretmenin evinde öğretmenle ders çalışacak. Böyle bir şey yok. Buna müsaade etmiyor milli eğitim. Sınır koyuyor. Yani öğrenciyle kapalı görülmeyen özel bir mahrem ilişkiye giremezsin. Pedagoji bunu diyor zaten. E şimdi orada özel ilişkiye giriyor çocuklarla. Şimdi ben sana atıyorum Serkan. Şu anda uydurdum burada. Şimdi bu 6 yaşında çocuğun damadına verdi ya. Evet. Hiç ortada ne olduğunu anlayamıyoruz. Ben şimdi şöyle bir şeytan avukatlığını yap. Şöyle bir şey diyeyim. Ya belki de bu şey yani farz-ı muhal. Belki de bu şey bu çocuğu yani damadını küçük yaşta şey yapmıştır, ifade etmiştir. Damadı da bak sen beni böyle yaptın diye tehdit etmiştir, şantaj vermiştir. Belki de kızını o şantajın karşısında diyet vermiştir. Evet. Çıkar böyle bir manzara ortaya. Bilemiyorsun ki arkasında oradaki yatan suç ne acaba? Ne suç ki yani 6 yaşında kızını verecek kadar ne oldu evet. Ortada? Gibi. Çocuk evde mi kaldı? Ne oldu 6 yaşındaki? Tabii. Bir de abi yani siz geliyorsunuz sahibi bu arada geçen bir cümlede 6 yaşında. Ya bizim toplumumuza geleneklerimize dikkat edin abi. Tarım toplumunda evlilik yaşı hacdı, adetti yani 14 yaşından sonraydı. Bunlar bizim reddettiğimiz karşı çıkılmış şeyler değil. Teknoloji sanayi çağında başka insanlar kendi kadınlar kendi tercihlerini kendi versinler diye başka bir sosyal dünyaya girdi. Ama burada geliyorlar. Ya koskoca
peygamberimize şey hakaret ediyorlar ya. Peygamberimiz şu yaşta evlendi diyor. Lan nereden biliyorsun da yok ortada. Niye onu arkadaşı yapmamış? Niye ondan sonra geleni yapmamış? Niye onu gören insanlar bunu yapmamış? Bir tek o şeyi peygambere yakıştırıyorsun. Oradan bir kulaktan bir şey gelmiş diye. Bir de dinimizde eşitlik için, kardeşlik için, hukuk için, insanlık için 1000 tane yer var. Oraya bakmazlar. 6 yaşında bebeğe oraya bakar. Yani o da hadis. Gerçekten peygambere hakaret bu. Bence de. Peygamber düşüncemize de hakaret. Ve bu din bu topraklarda da 1400 yıl yaşadı. Gene de yaşayacak arkadaş. Şunu söylüyorum. Ve din de bir sosyal ahlaktır abi. Şimdi sosyal ahlakı da ayakta tutacağız. Mesela ben iktidar olsam bu sosyal ahlak için din eğitimini ciddiye alırım abi. Kur'an kursunda ciddiye alırım. Ama bak onu şeyhle, tarikatla, hurafeyle, yalanlarla öyle değil. Bu insanlar bir de en aydınlık, en açık olmak insanlar. Tarihimizde bunun örnekleri var ya yani abi. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük adamları da, bilim adamları bölündü burada abi. Bizden çıkmış, İbn Sina çıkmış, Farabiler çıkmış, değil mi? Bir sürü adam çıkmış. Rasatçıları çıkmış, kuşçular. Neyse, şimdi bu adamlardan bir de dinimizi de kurtarmamız lazım. Yani din bu adamlardan kurtarılması lazım. Ben dinimizi bu sapıklardan kurtarmamız lazım. Neyse laf gidiyor, başka şeyler söyleyecektim. Evet abi. Levent Göktaş meselesi var. Levent Göktaş'ın iadesinin kabulüne ilişkin ikinci bir karar aldı Bulgaristan. Levent Göktaş muhtemelen öyle bir beklenti var. Türkiye'ye iade edilecek diye. O sürece ilişkin neler düşünüyorsun? Şimdi burada çok uzun uzun en çok konuşmayı da yapan biziz. Yani çünkü bu çok büyük bir olay. Yani Türk milletinin tarihinde 80 yıldır sağ iktidarlara muhtaç olmamız, bugün Saraçağ'daki kumpası bile ortaya koyan, oyunlar oynayan hala güç, gizli bir güç. Yani biz NATO'ya girdikten sonra ortalık karıştı. Bununla Amerika'yla, İtalya, Fransa, o ülkelerin yaptığı gibi biz de gizli anlaşmalar yaptık. Gelecek olan hükümetler diyor, yani gizli anlaşmalar bunlar bütün yazıyor. Gelecek olan hükümetler, ülkenizdeki hükümetler AKP ile uyumlu olmak zorunda. NATO anlaşmasında gizli protokol diye bir şeyden bahsediliyor. Şimdi mesela Susurluk vakası çıktı ortaya. Milyonlarca insan her akşam bir dakika saygı, bir karanlığa karşı bir dakika eğilgi yapmadı mı? Milyonlarca insan yürüyüş yapmadı mı? Susurluk'ta Abdullah Çatlı, bir aşiret lideri ve vekil ve bir polis müdürü. Ne oluyor lan bunlar, ne yapıyor yan yana? Diyor Türkiye infiale kapıldı. Derin devlet kavramı patladı. Bunlar deşilsin anlatılsın dedi. 15 yıl Türkiye başka bir şeyle konuşmadı. Değil mi? Evet. Şimdi... Orada Susurluk'ta derine gidip bulunamayan şeylerin hepsi burada bulundu. FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan, CIA ajanı ve MİT ajanı Enver Altaylı ve özel kuvvetlerde, bir eski kuvvetlerde çalışmış bir subay Levent Göktaş ortaklaşa Hamlemtoğlu cinayetinde iz sürülüyor. Fakat işin içine girdiğin zaman daha nerelere gidiliyor yani, onu görüyorsun yani, onu belgeleyemiyorsun ama görüyorsun yani, ben işin çok başka yerlere gittiğini görüyorum yani. Çok net görüyorum da hani ifade edemiyorum. Şemsi yani Demirel... Türkiye'deki faili meçhullere uzanacak bir iş görüyor musun? Tabii görüyorum abi ben. Şemsi Demirel'leri de görüyorum. Muammer Aksaylı'ları da görüyorum. Rantikler. Daha en önemli şey Rantik'tir. Bak nasıl manipüle ettiler. Yani Rantik'te ne yaptılar abi? Vahşi, ırkçı, kafatasçı bir foto verdiler. İşte Türk devleti o gün Samas, Türk ordusu o gün Samas ve burada Rant'ı öldürüyor yaptılar. Aynen yani bu Saracani'de onun küçük bir oyunu yani, ona benzer yani. Bütün bu oyunlarda birden millette Türk ordusu tutuklansın lan, yargılansın lan gibi değil mi bir algı oluşturdular falan. Yani en güzel örneği odur yani. Çünkü bütün dünyada gladyo sağcı, aşırı sağcı, psikopat, bozuk tetikçiler bulur yani. İşleri o, sanatları o yani. Şimdi 80 yıldır Türk siyasetinde karanlık bir bölge var. Bu bölgenin iddia ediyorum yüzlerce savcı, yüzlerce yazar, on binlerce kitap yazdı. Ama iddia ediyorum ilk defa ipucuna bu kadar yanaştık. Hamlemtoğlu cinayetiyle. Şimdi arkadaşlar bunun ne olduğunu anlatmaya çalışayım birkaç cümle. Beni dinlesinler. Hatta gidip benden sonra YouTube programları yapsınlar. Kendileri yapsınlar yani. Türkiye Kuzey Atlantik Anlaşması dediğimiz NATO'ya girince NATO ile anlaşmalar yapıyoruz. Milli Seferberlik Kurulu gibi. Bizde Milli Seferberlik. Bu paramiliter milis gücü yani. Rus işgaline karşı ne yapabiliriz? Değil mi? Yer altına silahlar koyuyoruz. Trabzon'da diyelim ya da Hakkari'de bir Rus işgalinde orada bizim bir tanımadığımız insanlar direniş gösterecek. Bütün Avrupa devletlerinde
komünizm ve Rusya işgaline karşı güçler kullanıyor. Biz bunlara yeraltı orduları diyoruz. Gizli ordular diyoruz. Ve bu da senin hakkındır yani. Biz bunu kuracağız da yani. Bu milli sefer, Türkiye'de bunun adı milli seferberlik. Evet. Ve bunu da yukarıda orduda çok yüksek bir yere bağlıyorlar. Tepede bir yere ama gizli. Onunla ilgili bilgi almak vermek bu devletin mahrem alanı. Ama bu İtalya'da var. Yani herkese NATO'nun bu gizli orduları, bunların adları var. Gizli ordular, yeraltı orduları, gölge ordular, milli seferberlik. Çok sonra geleceğiz. Kontrgerilla deniliyor. Gayri nizami harp deniyor evet. falan. Şimdi NATO bütün ülkeleri geldi, bunu kurdurttu. En çok da kurulan yerlerden biri de Türkiye, İtalya, Fransa hepsine kurdurttu. Şimdi bu biz ne yapacağız? Bir işgal döneminde milli seferberlikte gizli gizli adamlar var. Biz onları bilmiyoruz. İstihbarat adamlar. Bu adamlar savunacak ülkeyi. Bunun içinde yeraltı mühimmatları var. Mesela çok enteresandır. Zır Vadisi'nde FETÖ neye geldi? Yeraltından silah çıkardı. Yani gizli orduyu çıkarttım diyor. Evet. Yani İbne kendi gömdüğü şeyi çıkartıyor. Şimdi ilk hareketlerin birkaç tane hareket bakalım. Ya mesela 6-7 il olayları. Şimdi bu işgale karşı harekete geçmesi gereken bu milis güçler, milli seferberlik tam tersine bütün ülkelerde, İtalya dahil, Fransa dahil, İsveç dahil, aklına gelen bütün ülkelerde iç politikada kullanılmaya başlanıyor. Yani iç politikayı düzenlemede kullanılıyor. Mesela anti-komünist ayağı altında dernekler, partiler falan kurulup solcular öldürülüyor. 80'e kadar böyle gibi. Yani böyle bir düşün. Mesela bu milli seferberlikteki insanlar Amerika James Bond diye de kullanıyor. Mesela Latin Amerika'daki şeylerine kullanıyor. Darbelerde kullanıyor. Türkiye'de öyle bizim bir sürü adam Kaşif Kazan oldu bizden. Öbürleri de hep bunlar Irak, Suriye, Afganistan oralarda bir işler yaptılar yani. Yani yurt dışı operasyonlarında da kullanılıyor bunlar. Ama bunlar ne kadar milli seferberliğin dahilindedir? Ne kadar devletin bilgisi dahilindedir? Bu bütün dünyada büyük bir sorundur. Demokrasilerinde en kilitli, en mahrem sorunu budur. Çünkü bu adamlar yani bu milli seferberlikte özel kuvvetlere bağlı resmiyet kazanmış bu adamlar başbakan öldürüyor. Mesela bu adamları Bülent Ecevit'in dünyada öyle bir şöhreti vardır. Bunu ilk deşifre edenlerden diye. Çünkü Andretti galiba. İtalya Başbakanı Andretti bunu bu yapıyı, bu gizli derin yapıyı 1990'da deşifre etti. Bülent Ecevit 77-78'de ünlü bir yürüyüş vardı ya Taksim Meydanı'nda. Orada deşifre etti. Gladio dedi. Ve çok basit yani onu şöyle çıktı ortaya. Bir gün bunu açıklaması da şu kadar. Bir gün buna başbakanken para istemişler, hani ödenek istemişler. Demişler ki ya burada ödenek tahsisat vermeniz lazım. E demiş ki bu kalem bizde yok demiş yani. Kim bu? Efendim bu kontrgerilla. E demiş daha önce maaş vermedik. Şimdiye kadar Amerika veriyordu. Kestiler o Kıbrıs'tan morgazı vardı ya. Evet. Kestiler. Bülent Ecevit dedi ki ilk defa devlette o güne kadar duymadığım bir şey duydum dedi. Kontrgerilla diye bir yer varmış. Özel hareket birimi ve biz demiş oraya maaş ödeyecekmişiz dedi. Bunu ifşa etti. Bunu ifşa ettikten sonra Türkiye'de yer yerinden yarıldı. Bütün dünyada bunun aksi selim şeysi oldu yani. Aksi oldu yani. Yankılandı. Yani öyle bir şey falan çıktı diye. Ama bunların maceraları çok uzun. Mesela bunun derine indiğin zaman mesela bu Bülent Ecevit'in bu kontrgeyle ifşa etmesi üzerine onlarca kitap yazıldı. Ayrıca Ziver Bey köşkü üzerine onlarca kitap yazıldı be. Talat Turanlar. Herkes yazmıştır. İlhan Selçuklar işkence gördü orada ya. Uğur Mumcular. Ya Ziver Bey Köşkü diye bir şey var ya. Orada işkence gördü. Solcu, Cumhuriyetçi aydınlar. Hepsini geçtim. İstanbul'da 6-7 Eylül olayları ki büyük başlangıcı öyledir. 6-7 Eylül olayları dediğimizde İstanbul'da Atatürk'ün Selanik'te evi yandı diye yalan bir haber uyduruyorlar. Bu yalan haberle Beyoğlu'nda Rum, Ermeni falan o büyük olaylar oluyor yani. Tarihimiz için utanç sayfasıdır ya. Orada kendi şeyimize saldırıyoruz. Ha onu kim yaptı? O yalan haberi kim yaptı? İşte bu kontrgerilla. İçeride dış siyasette ve iç siyasette halkı manipüle etmek için bir güç devreye giriyor. Daha da büyüğüne gidelim. Lan Amerika'da eğitim görmüş. Amerika'nın bu kontrgerilla NATO görevlerinde çalışmış. Alparslan Türkeş bizzati 60 anayasasında. Yani pardon 60 ihtilalinde. Biz NATO'ya bağlıyız diye beyan veriyor radyodan. Şimdi Amerika 60 anayasası kim yapıyor?
hangi subaylar yapıyor? Şimdi bu çok net. Yani Türkiye'de darbe yaptırıyor. Evet. Sonra 70'e geliyoruz. Tüm solcuları yakalıyorlar, içeri atıyorlar. Kim yapıyor? Junta. Ha bir de manipüle sanatları vardır bunların. Oraya da atlamayayım. O en başından böyle böyle. Şimdi Selanik'te Atatürk'ün evi yandı diye şey yapıyorlar. Ortalığı yalan yapıyorlar. Peki kimi tutukluyorlar? Ünlü komünist tevkikatı diye gidiyorlar, solcular tutukluyorlar. Yani hiç olmayacak adamları gidip tutukluyorlar. Hepsinde de Maraş, öyle. Çorum'da da aynı işte. Camiye şunu yap. Oraya da geleceğiz tabii. Şimdi bunlar cinayeti işlerler ve siyasetleri gereği ona yıkarlar, buna yıkarlar. Orada komünistleri yıkarlar. Oysa bunu kontrol yap. Çok açık, net belgeler. Sonra 70 ihtilalinde de öyle. 12 Mart muhtırasını yakaladılar. Ziverbey köşklerine attılar. Siz de varsınız, siz de varsınız diye. Sonra kont gerilla. Şimdi sonra şey yapmış. MİT'te çalışmış. Bir takım adamlar var. İsrail'le beraber MİT başkanlığı yapmış. Hiram Abbas, Mehmet Eymür. Bakıyorsun adam Filistinlilere karşı savaşıyor. Hiram Abbaslar. Sonra hatıralarını okuyoruz bunların. Anlarını okuyoruz. Sonra diyor ki ya bizim MİT binasını kuran SİHA'dır. Maaşlarımızı oradan aldık. Yani burada kontrol edilmeyen güçler var. Ve bu güçler iç siyasete yön veriyor. NATO ile uyumlu, Amerika ile uyumlu hükümetler gelmesini sağlıyor. Ve antikomünist dediği damgaladı. 80'e kadar dikkat et. Orası çok önemli. 80'e kadar antikomünist diye damgaladığı ne varsa onları manipüle ediyor. Yani Türkiye'de cinayet işliyor, karşı tarafa koyuyor. Bu filmin aynısı İtalya'da oluyor. Aynısı. Şimdi İtalya'da Kızıltugaylar diye bir örgüt var Serkan. Bu örgüt şiddet örgütü. Kanlı bir örgüt. Ama bunu fırsat bilen kont gerilla gidiyor 100 tane cinayet işliyor, Kızıltugaylara yıkıyor. Ya Kızıltugaylar inkar etmiyor. Biz şu cinayeti yaptık, bu cinayeti yaptık diye. Ama onlara fazladan yani. Diyelim sendikal liderini öldürüyor, ona yıkıyorlar. Başbakanı şey yapıyorlar, ona yıkıyor. Hepsini onlara yıkıyorlar. Şimdi dünyanın her tarafında da böyle. Şimdi bakıyorsun birden Maraş olayları, Çorum olayları, Türkiye birbirine girdi. İç savaş. Ve Türkiye'de bunlar abi izler, tarihi izler şimdi. Tabii, yani. Tabii. Nihat Genç sen yazarsın. İşte ben bunları gördüm oğlum yani. Gençliğimizden beri bunları yaşadım. Evet. Bir tane savcı çok ciddiye alıyor bu işi. Bu derin devlet nedir diye. Kont gerilla nedir diye. Doğan Öz. Evet. Ertesi gün Doğan Öz'ü öldürüyorlar. Öldürüyorlar. Daha nicelerini öldürüyorlar. Ve öldürdüklerinin hepsinin de suçunu gene gidip o tarafa, bu tarafa, başka yerlere falan atıyorlar. Şimdi 1990'da tabii ki bunlar hep İtalya'da da böyle. Bunları tekrar veriyorum. Bu Türkiye'ye has bir şey değil yani. NATO ülkelerinde de böyle. Sağcı, ırkçı, kriminal, psikopat, uyuşturucu, karı, o tür şeylere giren tiplerden seçilir bunlar yani. Ve bunların hepsi de resmi görevli değildir. Bir resmi görevliye yakın irtibatlı insanlardır bunlar. Bunlara devlet bilgisi de bir takım bilgiler de verilmez. Yapacaklar iş kadar bilgi verilir. Bileceği kadar bilsin denir bu kullanılan adamlar. Ama bu kullanılan adamlar çok ya. Şimdi nasıl unutursun şu Doğan Öz'ün cenazesini unuttunuz. Abdi İpekçi'yi unuttunuz. Abdi İpekçi'yi. Kim öldürdü bilmiyoruz. Ya Ağaca diye bir adam öldürüyor yani. Aynı adam gidiyor papayı öldürüyor falan. O papayı öldürmede de yanıltma yapıyorlar. Bulgarlar ve Ruslar öldürdü deniliyor. Orada da başka bir yere atılıyor bak. Yani bir yere tartışma bir yere. Abi sonra Muammer Aksoylar öldürüyor. Şimdi burada sistem şu. Şimdi kafamızda genç arkadaşlar şunu koysun. Berlin duvarı çökene kadar, soğuk savaş bitene kadar bu NATO'nun Gladio dediğimiz, karanlık, kont gerilla dediğimiz, özel güçler dediğimiz, gölge ordu dediğimiz, gizli teşkilatlar, faaliyetler dediğimiz yapılar ve bunların kriminalleri hep antikomünisti ve solcuları öldürüyordu. Çünkü o solcular iktidara gelmeye çalışıyordu. Mustafa Kemalciler hatta yani. Sonra yok sonra dur bekle. O çok önemli, bekleyeceksin orayı. Behice Buranlar. Bekleyeceksin orayı. Bu solcular, çünkü solcular Fransa'da güçlü. İtalya'da çok güçlü. İktidar partisi, ikinci parti. O kadar güçlüler. Onları iktidara gelmesini önlüyorlar. Fakat 90'lara Berlin duvarı çöktükten sonra NATO yeni bir konsepte giriyor. Bu sefer tam anlamıyla cumhuriyetçilere hedef alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alıyor. Uğur Mumcu'yu alıyor, Muammer Aksay alıyor, Taner Akışlalar alıyor. Ya da buraya bir anekdot da düşmek istiyorum. Şemsi Denizer'e bir Türk İş Başkanı olacak bir Jaguar aldı diye bir şey. Bakıyorsun ki bütün büyük medya ve büyük patronlar Şemsi Denizer'e karşı. Şimdi orada Şemsi Denizer'in bir durumu var. Şimdi Şemsi Denizer madenlerin özelleştirmesine karşı.
Buna büyük bir kirlilik yapıyorlar. Büyük bir vahşi saldırı var. Ya o net ortada değil, bir şey değil. Ama şüphesini hala koruyor. Şemsi Denizel gibi. Ya Şemsi Denizel'ler iktidar olsaydı ki öyle bir popülaritesi vardı. Tayyipler olmayacaktı yani. Bunlar büyük işçi liderleri. Türk İş Genel Başkanı, ikinci başkanlığı mı? Genel sekreteri yaptı. Her neyse. Şimdi burada bakıyorsun ki sağcı, kriminal güçler kullanıp, tetikçiler kullanıp, Türkiye'deki solcu aydınlar 90'lara kadar, 80'lere sonuna kadar, Soğuk Savaş'a kadar kullanılıyor. Sonra sıra cumhuriyetçilere geliyor. Şimdi orada manipüle tekrar işliyor. Hrant Dink'i öldürdükleri zaman kimi suçladılar? Orduyu, cumhuriyeti suçladılar. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti devletini suçladılar. Uğur Mumcu'yu öldürdükleri zaman kimi suçladılar? Ya bütün kitle, ya cenazedeydim ben. Mollaları bir İran'ı suçlattı. Yani bir güç bizi İran'a gidin düşman olun falan dedi yani. Cinayet işleyen kim? Gibi, değil mi? Seri cinayetlerle Türkiye'de cumhuriyeti savunan, cumhuriyetin kemiklerine kadar cumhuriyeti savunan insanlar ortadan kaldırdılar. Yani iç siyasette Özal'ın önü açıldı. Tansu'nun önü açıldı. Mesut Yılmaz'ın önü açıldı. Tayyip'in önü işte bu. Yazar, çizer, kanaat önderleri ve cumhuriyetçiler ve FETÖ'nün önü açıldı. Ve tarikatların önü böyle açıldı. Yani bu karanlık eller, Türkiye'de bu karanlık eller iç siyaseti manipüle etti. Yönlendirdi. Ve en iyi yönlendiren de bunu, hepiniz şahit oldunuz. Şimdi bunlar, şimdi biz tamam kitapları okuduk, 60'ta ne yaptılar, 70'te ne yaptılar falan, ama şimdi gözünüzün önünde FETÖ nasıl manipüle ettiğini gördünüz. Hrant'ı nasıl öldürdüklerini, değil mi? Bu kumpasları nasıl kurduklarını. Gazi Mahallesi olayları, Sivas katliamı abi. Ya Sivas ya, Madımak. Sivas katliamı. Gazi şey, yani nasıl manipülasyonlar. Ya şimdi bunlar neden önemli? Ya kardeşim, şimdi bu Türk siyaseti sıkıştıkça, eğer bu karanlık eller, karanlık organizma, karanlık mekanizma, karanlık gölge, gizli, mahrem yapılar bir yerlerdeyse, siyaseti gene belirlemek için gene devreye girer. İmamoğlu'nu vurur, Nihat Genç'i vurur. Değil mi? Birisini vurur yani. Evet. Bir şey yapmak için, onun hesabını onları yapar, çıkamadıkları zaman. Şimdi burada, ben bunu hep Türkiye'den anlatıyorum. Abicim, bu bütün dünyada bilinen bir şey. NATO bulunduğu ülkelerde bu teşkilatları kurmuş. Mesela Türkiye'de NATO'cu Türkçüler diye bir kavram var. Tam anlamıyla İYİ Parti'ye gelmiş NATO Türkçü Gençlik Konseyi. Bunun başında Enver Altaylı var. Yönlendiren. Şimdi bu işin başında Enver Altaylı var. Bütün dediğin o kriminal sağ tetikçi tiplerin arkasında Enver Altaylı. Biz tabii Enver Altaylı biliyoruz, orada 3-4 tane de isim var. Enver Altaylılar. Yönlendirmiş, manipüle etmiş. Soğuk Savaş'ta etkin bir rol oynamış. Ama değişik bir şey. Enver Altaylı Soğuk Savaş'ta başroller oynayan, kriminal olarak başrollerde oynayan, ismi geçen şaibelerde. Enver Altaylı siyacan olarak FETÖ döneminde de adı geçiyor. Ve FETÖ'cülerle de çok yakın ilişkili. Aynı masada yemek yiyorlar, birlikte çalışıyorlar Orta Asya'da. FETÖ'ye mektuplar ve bu Hamlemitoğlu'nda şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi burada ne diyor adam? Hamlemitoğlu cinayetinde FETÖ'cü imam, SİHA ajanı, MİT ve SİHA ajanı, yani ve Levent Göktaş ordu mensubu. Şimdi buradan orduyu töhmet altına bırakamazsın. Çünkü NATO öyle şey yapıyor. Ordunun içinden bir iki adamı görevlendiriyor. Onun görevlerini kimse bilmiyor. Böyle gizli anlaşmalarım var abi. Ya böyle gizli protokoller var. Şu anda dünyada bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Ama çıkan yerlerde diyor. Görevlendirilir diyor. Bir resmi bir adam başına koyulur, görevlendirilir. Bilmiyorsun. Ama yazarların, aydınların devreye girerse, zorlarsa. Mesela 1990'lı yıllarda İtalya bunu zorladı, temiz eller operasyonu diye. Savcılar zorladı. Abi istemeye istemeye oranın kozmik kutasını açtırdılar. Bak, oranın kozmik kutasını açtırdılar. Ondan sonra dünya duydu bu işi. Ve ondan sonra Andretti de bunu iddia etti. Yani bunu Fransa'da inkar edemedi, Norveç'te inkar edemedi, hiç kimse de inkar edemedi. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Şimdi bu inkar edilemez, karanlık gerçek, Türk demokrasisini 90 yıldır sağcı partilerin iktidarda kalması için siyaseti manipüle eden yapıdır. Tekrar edeyim. 90 yıldır başımızda tarikatçı, sağcı, bu iş adamlarına, bunlara muhtaç, şey, mecbur kalıyorsak, sebebi gizli ellerin cinayetlerle, büyük manipülatif suikastlerle siyaseti yönlendirmesidir. Bu çok nettir yani. Şimdi bir de anekdotla bir bilgi vereyim. Yani bu da çok beni rahatsız eden bir şey. Şimdi yurt dışına gittiğin zaman Türkiye'deki derin devleti hep faşist, kemalist, cumhuriyetçi falan. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni derin devlet diye suçluyorlar. Oysa alakası yok.
Ya 1950'deki sağcı yapıların Cumhuriyet'le alakası yok. Turancı yapıların Cumhuriyet'le alakası yok. Kafatasçı yapıların Cumhuriyet'le alakası yok. Atatürk'le hiç yok. Ama FETÖ uyanıklık yaptı. Bu Enver Altaylar çok uyanıklık yaptı. Baktı ki geçmiş pislik dolu. Doğan Özör öldürülmüş, Sivaslar yapılmış, Çorumlar işlenmiş. Bütün bu kirli külliyatı Ergonokon suçlamasıyla ordunun üstüne yıkalım. Bak geldi yıktılar. 1 milyon belgeli bir şey geldi. Onun sebebi yani. Yani Gladio kendi kendini temizledi Türkiye'de. Suçlu buymuş. O gün Samas'mış. O gün Samas'ı da görev veren Türk ordusuymuş. Yani oraya gittiler. Öyle bir yere çıktı sahne. Şimdi bu nedir? Bu biz kukla mıyız? Böcek miyiz? Nerede yaşıyoruz ya? Birileri bizi öldürüyor. Siyaseti manipüle ediyor. Mesela beni öldürüyor adam. Kılıçdaroğlu'nun lehine ya da Tayyip'in lehine siyaseti manipüle ediyor. Benim kanımı döküyorum ama kazanan Tayyip oluyor. Ben ölüyorum, Özal kazanıyor. Ben ölüyorum, Menzil kazanıyor. Ben ölüyorum, FETÖ kazanıyor. Lan hep Türkiye'nin çocukları suikaste uğruyor. Ben ölüyorum derken doğru bir şey söylüyorum. Türk terörü. Uğur Mumcu öldürülüyor, Tayyip kazanıyor. Muammer Aksoy öldürülüyor, şey kazanıyor, Tansu kazanıyor. Ya böyle bir şey var mı? O halde bunu kim öldürüyor? Bu yanılgıya, bu manipülasyona, bu siyasetle, ayarlarla oynayanlara bir el koymamız lazım. Yani demokrasi rayına oturacaksa, Cumhuriyet kazanımları ve Cumhuriyet Türkiye'si rayına oturacaksa ilk bileceğimiz iş bizi kim öldürüyor? Bizim üstümüzden siyaseti kim manipüle ediyor? En güzel örnek Hrant Dink örneğidir. Bak adam girdi nasıl manipüle etti? Ve hala Hamlemitoğlu'larını öldürerek ya da Urumcuları ya da Sivaslar ya da Madımaklar ya da Maraşlar da birileri sürekli bunu yapıyor. Şimdi biz dünyada bir hayat yaşadık. Abi bizim yaşadığımız hayat mı ya? Ne acılar yaşadık Madımak'ta? Arkadaşlarımız öldü. Sivas'ta, Çorum'da ya insanlarımız öldü ya. Ne acılar yaşadık. Sokakta yürüyecek halimiz kalmadı. Kabuslar yürüyor. İnsanlar birbirlerini yakıyor, birbirlerini katlediyor. Böyle bir ülkeden geliyoruz. Ya İtalya dediğin yerde soğuk savaşta 1000 kişi öldürülmedi. Bak 1000 kişi en fazla cinayet olan yer İtalya'dır. 1000 kişi. Ya soğuk savaşta bizde 5000 kişi öldürüldü ya. 5000 kişi. Bizim arkadaşlarımız da dahil. Biz de bir yapının içindeyiz. Kimdir lan? Bizi silah veren kim? Bizi yönlendiren kim? Tabii ki ben Sovyet'e karşı, işgalcilere karşı, hem Amerika işgaline, hem Sovyet işgaline karşı ülkemi koruyacağım. Bu çok temiz bir fikir. Ben bu fikirle mücadele ettim. Ama birisi geldi benim elimi tuttu. Beni Sovyetlere karşı, Rusya'ya karşı savaşır derken iş adamlarını korudu, tarikatları korudu, İslamcıları korudu. Sonra da beni Türkiye Cumhuriyeti'ne, Atatürk'e düşman hale getirdi. Bütün bunu İslami olarak yaptılar. Kurtlar Vadisi bunu anlatıyor. Şimdi bakın nereden nereye? Şimdi Türkiye'nin, bana sor. Abi Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Terör, siyaset, ekonomi değil mi falan. Hayır, Türkiye'nin en büyük sorunu bu karanlık elleri tanımak zorundayız. Çünkü siyaset buradan manipüle ediliyor. Şimdi, peki Hamlemitoğlu cinayetinde 360 sayfalık irtibatlar çıktı ortaya. Niye yazarlar çizerler medya giremiyor? Hepsi içinde. Tayyip de işin içinde. CHP de işin içinde çünkü danışmanlarıyla. İşin içinde. Herkes işin içinde. Yani iş her tarafı. Savcı da öyle cesur, temiz eller savcısı, kahraman falan değil yani. O da bakıyor ki ya iktidara da çok uzanmasın diyor. O konuşmayı koymuyor. Bakanla konuşmayı. Öbürü kendini koruyor. Herkes bir tarafa kendini korumaya çalışıyor. Ama ilk defa bir Gladio'nun teşhiri ve operasyonu var abi. Bu manada yani son süreçte ben mesela... savcıyı kahraman görüyorum. O ayrı. Ama akıllı ve rasyonel bir adam olduğum için savcının da sınırlarını biliyorum yani. Şu kadar yere şey yapabildiğini. Şimdi burada bu karanlık örgüt bir 15 yıl önce kendini, yok 25 yıl önce Susurluk'ta kendini hafif gösterdiğinde Türkiye ayağa kalktı. Şimdi millet sessiz. Hangi iş adamları var? İnan Kıraç ne iş yapıyor? Savunma sanayi iş yapanlar ne iş yapıyor? Bu tetikçiler kimlerle ortak iş kurdu? Bunları CHP'de kim kontrol ediyor ki? Çok iyi bildiğimiz nokta bunu CHP'de kimlerin kontrol ettiği. Tayyip'e uzanan yerler kim? Burada FETÖ'cülerle irtibatları ne ki biliyoruz. Cumhuriyet Akbası danışmanları, öbürü bilmem ne. Avukatları kim hepsini biliyoruz. Şimdi bütün bunların anlatılması Türk Devleti'nin bir demokratik düzen içerisinde yaşayabilmesi için elzemdir. Değilse yarın seni öldürecekler, yarın beni öldürecekler, öbürünü öldürecekler ya da siyaseti kolayca manipüle edecekler. Aynı güçler Saraçhane'de, bugün dün bir şey oldu ya, hakimler bir şey karar alıyor. Aynı manipülasyon bu.
Aynı manipüle, siyaseti manipüle ediyorlar. Siyaseti o sandıktan, halk iradesinden çıkartıp kutuplaşmak, rüzgarlar yaratmak, sanal rüzgarlar yaratmak ve bir tarafa bir tarafa. Ya bana ne ya? Şimdi burada arkadaşlarımız, yani bizi dinleyen herkes, Türk devleti bir sömürge olarak karanlık ellerin gölgesinde yaşıyor. İçimizde katiller var, tetikçiler var. Bunlar NATO'nun adamları. Bunlar İYİ Parti'de var, bunlar CHP'de var. Bunların hala girdiği ilişkileri bilemiyoruz. Ve biz bunlarla siyaset yapıyoruz ya. Oysa yani buradan artık demokrasiden söz edilemez. Herkes her gün bir numara çekiyor. Herkes her gün bir fake atıyor. Yani eşyanın olağan şeyine karşı işler oluyor. Tuhaf işler oluyor. Bir sabah uyanıyorsun ki Hrant Dink'i o gün Samas diye bir çocuk öldürmüş. Yok ya. Bu mu yani? Bir sabah kalkıyorsun Doğan Öz öldürmüş. Bir sabah kalkıyorsun Muammer Aksu öldürmüş. Bir sabah kalkıyorsun Hamdi Tol öldürmüş. Ve öldürdükten sonra da tam tersinin hepsi manipüleleri iyi yaparlar yani karşı tarafa yıkmak için. Onu da düşünürler. Ha orada da çok büyük bir zeka var zaten. Yani seni beni Tayyip'in işine yaramayacaksak, İmamoğlu'nun işine yaramayacaksak, FETÖ'nün işine yaramayacaksa seni beni öldürmez. Benim cenazem ne zaman bir at Türkiye'de bir rüzgar olur, beni öldürmek FETÖ'nün işine yarar o zaman öldürür. Şimdi yaramaz yani. Şimdi bu soru büyük bir sorudur. Aydınlar bunun altından kalkamıyorlar. O halde biz gençlere bir emanet bırakacağız. Arkadaşlar, 6-7 Eylül olayları. Türkiye'de darbeler yapılmış. Bütün darbelerin arkasında Amerika ve Gladio var. Bu güçler var yani. 12 Eylül'de de var, öbüründe de var, Mart'ta da var. Ve seni işkencehanelerden geçirmiş. Ve sana Sivas, Maraş, iç savaşlar, mezhep ve kimlik üzerinden iç savaşlar düzenlemiş. Kardeşi kardeşe kırdırmışlar. Ve anlıyoruz ki bugün bunlar tesadüfen gelişen olaylar değil. Bir gizler ve ortada onlarca da kitap var, yüzlerce de kitap var. O halde bunlar yaşıyorken, bunlar ortadayken, yani hala nefes alırken bunlar ki bir takım adam çıkıyor MHP'li olduğu söylenen bir mafya lideri, racon kesiyor. Paramoid otelde uyuşturucular, bir takım raconlar kesiyorlar, bize tetik çekiyorlar. Bize değil, bize çekmeler neyse de yani herkese böyle bir tehdit oluşturuyorlar. Bu karanlık, mafyatik, tetikçi, susurlukçu, illegal bir takım insanlar hala siyasette, iktidarında ve muhalefetinde, özellikle iktidarında hala bir takım yerlerde. E ne mi? Biz şansa yaşıyoruz. Biz niye siyaset yapıyoruz ki? Siyaseti bunlar yapıyor, bunlar belirliyor. Burada bir demokrasi çıkar mı? Buradan bir hukuk çıkar mı? Çünkü bu güçler aynı zamanda o. Hakimleri de, savcıları da zaptırap altına alıyor. Şimdi bu davalar yargılanırken savcıya gizli bir bilgi gelir. Bir tetikçi yargılanırken. Fazla dokunma diye yani. Savcı ona uymak zorunda. Yani bağımsız savcı bulamazsın. Bizim NATO'yla zamandan beri anlaşmalarımız ortada. Bunlar binalarımızı kurmuş. MİT ve benzeri binalar. Burada maaşlarımızı vermiş. Bu kont gerilla 30, 40, 50 yıl, 60 yıl yaşamış. İşkencehanelerden geçirmiş. Provokasyonları yapmış. Türkiye'nin son 80 senesinde bütün bu kadar olay olmuş. Serkan, sen ciddi bir okul okudun. Yani seni de çok zeki bir çocuk olarak görüyorum günlük tartışmalarımda. Madımak oluyor. Sivas Çorum olayları oluyor. Ve Türk milletine karşı Amerikan darbeleri oluyor. Savcılar öldürülüyor. Yazarlar öldürülüyor. Bunların hepsinden karlı sağ ve muhafazakar ve tarikatlar karlı çıkıyor. 80 yıllık gibi şeyimiz. Oysa bu ülkede çok milyonlarca üniversite bitirmiş, cumhuriyete saygılı, anlayışlı, ne olduğunu bilen insanlar var. Bu insanların sosyal görüşleri, siyasi görüşleri aydınlık. Ya Türkiye'ye haksızlık etmeyelim. Ama yine bir şey çıkacak. Ya mesela diyelim ki siyasette oynamak isteyenler. Şimdi bu dün gözümüz önünde gördük bir tiyatro oynadılar. Çok net Akşener'in tiyatro oynadı. Yarın bu tiyatrolar sökmezse... Affedersin, özür dilerim. Allah korusun. Geldi oradaki bir siyasi ismin bacağına sıktı mermiyi. Şok 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 sabaha kadar lan bunu nasıl yaparsın diye. Biz de girdik bir şeye. Yeniden. Ve bunlar yapılmamış şeyler mi? Bunlar yüzlerce kez yapılmış şeyler. O halde bu büyük davaya sessiz kalan yazarların, arkadaşlarım dahil, tanıdığım bana selam verenler dahil, bu davaya, bu karanlık ele sessiz kalanları insan yerine koymuyorum.
Bu davaya sessiz kalanların vatanı yoktur, inancı yoktur, Allah'ı yoktur, şerefi yoktur. İnsansak sahip çıkacağız. Öldürmüşler be! Madımak'ta öldürmüşler. Doğanaz'ı öldürmüşler. İhtilaller yapmışlar. Hrantları öldürmüşler. Uğurmumcuları öldürmüşler. Katletmişler bizi. Ve önümüze bir dava gelmiş. Bir faili meçhul, devlet içine sızmış insanların bir faili meçhul davası ve hiç kimse konuşmuyor. Ne yapıyorsunuz be? Siyaseti karanlık ve tetikçiler yönetiyor. NATO uzantıları yönetiyor. İşte İYİ Parti. Gel ve açıkla bana. NATO'nun kuruluşuyla Türkiye'deki bir takım kriminal, kafatasçı bilmem görüşlerin aynısını NATO Gençlik'te görüyorsun. Detayına girmiyorum. Aynısı. O gün bir takım Türkçüleri, tetikçileri kullandı. Sonra FETÖ'cüleri kullandı. Dönem dönem. Soğuk Savaş'ta, antikomüniste o görüşü arkasına aldı. Onlar daha çoktu. Şimdi FETÖ'yü aldı. Biz bu toprağın çocuklarıyız. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Akıllı olacağız. Kardeşlerimizi alıyorlar, casus yapıyorlar. Kardeşlerimizi alıp tetikçi yapıyorlar. Kardeşlerimizi alıp vatana silah çektiriyorlar. Arkadaşlarımıza silah çektiriyorlar. Benimle birlikte yatan, büyüyen öz kardeşimi bana saldırdı, beni öldürttürüyor. Bunlar işte ortada. Bu kadar manzara ortada. Ve sen kılın kıpırdamıyor he. Biz buradan konuşuyoruz. 50 defa buradan bağırdık, çağırdık. Bak dedik biz de şeye gel, TUFA'ya geldik. Merhabamız var. Tanışıyoruz. Biz de yanılmışız. Ama işin arkası böyleymiş. Dedik, ifşa ettik. Yanıltanlar niye konuşmuyor bir de abi? Yanıltanlar hiçbiri niye konuşmuyor? Bu yanıltanların hepsini şimdi git sor vatanseverim der. Evet. Vatanseversen Madımak'a sahip çıkacaksın. Ordu Mumcu'ya sahip çıkacaksın. Hamlemit oğluna sahip çıkacaksın. 80 senedir ölüyoruz ölüyoruz. Tayyip kazanıyor. Ölüyoruz ölüyoruz. Tarikatlar kazanıyor. Lan böyle saçma bir dünya siyaset olabilir mi be? 80 senedir be. İmamoğlu kazanıyor. Sarayla şey yaylalarımız soyuluyor, ormanlarımız soyuluyor, ihalelerimiz soyuluyor. 7-8 tane iş adamı alıyor. Sendikalarcılığımız öldürülüyor. Yazarlarımız öldürüyor. Ve buna rağmen hep de onlar kazanıyor. Yok ya. Kim kurdu bu oyunu ya? Bu dümeni kim kurmuş ya? Bunlara inanmayacaksınız. Bu Pinokyo'nun büyük bir lafıdır. Pinokyo'nun yazarı yazmıştır. Bir yazar, bir insan yazar olmak istiyorsa biz bu cümleler üzerine yazar olduk. Pinokyo'yu alır ve kiliseye gider. Pinokyo marangoz babası. Evet. Tahtadan yapılmış. Pinokyo içeri girer, kiliseden girer girmez orada heykeli görür, İsa heykelini. Ve şunu der. O da benim gibi tahtadan yapılmış. Bu tarihte edilmiş en büyük laflardan biridir. Uğur Dündar, Sözcü Gazetesi, Kılıçdaroğlu, Tayyip, bu tetikçiler, bunların hepsi benim gibi tahtadan yapılmış. Benim onlardan üstün bir tarafım yok. Onlarla benden üstün tarafım yok. Ama ben öfkeleniyorsam benim onlardan üstün bir tarafım var. Vicdan var. Nefes var. Gözyaşım var. Ahım var. Onlar sadece işin Pinokyo tarafı, tahta tarafı. Tahta! Bu tahtalar paranoid otelde, uyuşturucu, narko siyasetlerde, hala piyasalarda, hala CHP'de, AKP'de, her yerde. Bilmiyorsun. Hamlemitoğlu dosyası gelmiş. Konuşmuyorsun ve bilmiyorsun. O tahtalar her yerde. Habertürk'te akşam. 20 tane tahtadan adam. Açıyorsun 20 tane tahtadan adam. Kimse herkes görmezden geliyor. İnan Kıraş kimdir? Tahtadan adam. Bunların avukatları kim? Levent Göktaş'ın. Tahtadan adam. Bu tahtalara güvenmeyin. Nefesi olan, vicdanı olan, kalbi olan, hissi olan, üzülebilen, ağlayabilen insan türünün yanına geçin. Madımak'ta ölenler insandı. Vuranlar kaç tane daha arkadaşımız ölecek? Ya da senin arkadaşın olsun olmasın bu ülkenin çocuğu kaç kişi daha ölecek? Ve hala Hamlemitoğlu dosyasına Habertürkler başlamadı. CNN'ler, Fox'lar. Hani başlasalar da öyle bir kenardan bir cümle falan. Öyle de yok. Ben buna tahammül edemem. Biz bir tarihe şahit olduk. Bu ünlü bir Fransız filmidir. Hani yeni sinemanın bir şeysidir. Adam tesadüfen parkta gezerken çalları, manzarayı şey yapar, çeker. Akşam eve gittiğinde onları tabeler, fotoğrafları derken orada bir fotoğrafı çekerken görmediği bir şey var. Çalıktan arasında birisi birisini öldürüyor. O bir soru soruyor kendine. Ben bu cinayetten sorumlu muyum?
Benim gözlerim cinayeti göremedi ama kamera gördü. Adam yırtınıyor. O büyük bir filozofik sorudur. Lan biz gördük be. Gözümüzle gördük. Bütün bu cenazelerin şeyinde cenazesinde varım ben ya. Sen de varsın ya. Madımak cenazesinde yok muydun? Onun cenazesinde yok muydun? Hamlemin hepsinin cenazesinde vardım ben. Arkadaşlarımızı musalladan musallaya kitleler bağırdı çağırdı. Ama kazanan hep tarikatlar. Kazanan FETÖ. Kazanan Süleymancı. Kazanan Tayyip. Kazanan Beşli Çete. Kazanan yukarı yerleşmiş 3-4 tane iş adamı. Onların ne servetlerine bir şey oldu. Sendikacılar öldü. Yazarlar öldü. Ve sonunda Cumhuriyet'e sahip çıkacak parti kalmadı. Adam kalmadı. Cumhuriyet'in bir siyasi partisi var mı? Yani Cumhuriyet temel Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını savunan, devrim yasalarını savunan, karma ekonomisini savunan, kooperatiflerini savunan, kamu iktidar teşekküllerini savunan, tarikatlara karşı bilmem ne değil mi 780 bin kilometrelik sini tartışmam diyen kalmadı. Partisi yok. O kadar manipüle edildi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin akşamki gösterisinde lan ne kadar din şey var. Allah'ı dini kitabı kullanmış Haçlı ordularındaki Davutoğlu gibi adamlar, Saygın Nursucu Gültekin orada konuşuyorlar ya. Şuraya bak. İşte bütün bu cinayetlerle bizim üstümüzden aşıldı. Onları oraya koydular. CHP'nin Nihat Genci değil ya da benim gibi onurlu soylu ya öyle cümlelerde kurmak istemiyorum. Bizim gibi yazarları değil. Davutoğlu'nu tercih etmesinin sebebi o yolu kim açtı CHP'ye? Bu cinayetler açtı. Bu cinayetler yönlendire CHP'yle biz iktidar olamayız. Tarikatlarla, sağ partilerle şey ortaklıklar yapacağız. Kurmak zorundayız. Anlayışına götürdü. Sürükledi yani. Bizi çiğnediler. Kanlarımızı çiğnediler. Nefesimizi çiğnediler. Biz çok güzel şiirler yazdık. Çok güzel şiirler yazdık Serkan. Çok güzel ilahiler dinledik. Çok güzel maaşlar okuduk. Çok güzel türküler söyledik. Ama kim bu ülkeye dair ciğerinden türküler söylüyorsa öldürdüler. Öldürenler de burada. Ve kalkıp tek bir tanesi kalkıp bunları haber yapamıyor. Yazamıyor. İşin içine giremiyor. Hani o ünlü Erzurum'un sahapsız. Ya bu kadar da değil be. Bu kadar da değil. Ben bunları burada anlattıklarımı bakın çocuklar 80 senedir bu ülkede sağ iktidarları getiren karanlık eller var. Manipüle yapan siyasetle manipüle yapan güçler var. Soğuk savaşta yöntemleri sağcı aşırı bilmem neleri hepsini değil. O sağcı çocuklar için de tertemiz vatan evladı onları demiyorum. Onların izinden 3-5 kişiyi kullanan zaten bunlar toplasan 50-100 kişidir. Bu taraftan da kullandılar. Soğuk savaştan sonra da FETÖ'yü kullanarak. Bak Türkiye'yi manipüle ettiler. Değerlerimizi. Sonunda biz öldük. Peki Trabzon yaylaları kimin eline geçti? Biz öldük. Peki sahillerimizde kim plajda gidip yan gelip yatıyor? Biz öldük. Peki Erzincan havası kimin elinde? Siyaner havuzu yapılmış. Biz öldük. Bayrak sahipsiz. Anayasa sahipsiz. Toprağımız iktidara gelen tartışıyor PKK'yla. Evet. Dünkü de tartıştı. Şimdi gelen de söz verdi tartışacak. Neyse. Seni seviyorum ama bunları çok ciddi görüyorum. Çok önemli meseleler. Son 80 yıllık ya da en 60 yıllık Gladio tarihini çok iyi anlattığını düşünüyorum abi. Şey, biraz da biz okuyucunun başını tüsüleyip her defasında anlatmalıyız. Evet. Ya sen kendi tarihe dön ya. Biz bu cinayetleri her gördüğümüzde büyük şoklar yaşamadık mı? Bak geliyoruz birden hepsini unutuyoruz. Başka bir şey sokuyorlar kafamıza. Tabii. Şebeye döndürdüler bizi. Başka bir şey. Lan kim öldürdü be? Yeniden soralım. Ziner Bey Hoşku 1970'teki neydi ya? 6-7 olaylar kimdi? 12 Mart darbesini kim yaptı? Muam merak söylüyor. Bahri Üçok kim öldürdü? Türkan Saylan içeri kim aldı? Sorun ya. Ahmet Taner Uçlarlara kadar en son. Buradan senin anlattıklarından şöyle bir şey düşünüyorum abi. Son 60 yıllık hikayede Milli İstihbarat'ın belki de en millici ya da en daha sağlıklı bir yönetime geldiğini düşünüyorum. Bu Levent Göktaş davası, Enver Altaylı davasının açılması başka bir hava. Sanki istihbaratta da başka bir hava mı oldu? Serkan şimdi şöyle bir şey. Orada yani bir Fenerbahçe futbol takımı düşün. Trabzonspor bir futbol takımı düşün. Ya da Göktaş konuşturur. Ya orta sahaya ya güveniyorsun. Sağ açık da senden ama öbür tarafları da başka. Yani bunlar yani işin içinde orada da
değişik değişik yapılar var. Herkesin tam kontrol edemediği ve birbirlerini de hafif sürtüşen, zaman zaman da birbirlerinin gırtlağını sıkan yapılar ve kadrolar var. Öyle tam işte, tam şudur diyemezsin yani. Öyle yekpare bir yapı değildir. Çok çeşitli yapılardır. Bazılarının hepsinin siyasetleri aldıkları güç. Yani mesela diyelim ki bir dönem bunlar tam anlamıyla Amerikanındı. Yani Hiram Abbas kim? Mehmet Ömür kim? İşte eğitim almış. Zaten gizli şeyde bu adamlara gizli eğitim verilmiş. Yani mesela harp okullarına gizli gizli adam sokulmuş, Amerika'ya götürülmüş, eğitimler verilmiş. Bunlar diyor zaten orada, protokolde diyor, biz bu emirleri vereceğiz, yetiştireceğiz. CIA'ya kontrol ediyor diyor Mehmet. Bunun kamuflajı şu, yani ben bunları bir işgale karşı bunlar değil. Bunlar hep siyasette, iç siyasette kullandılar. Cinayetlerde ve suikastlerde kullandılar. Mesela Sovyetler çöktükten sonra Orta Asya'da da bir şekilde kullandılar. FETÖ niye gitti Orta Asya'ya? Ya da Suriye'deki, Irak'ta bu gidiş gelişler, bu savaşlar olmadan önce. Değil mi? Bu her tarafta kullanıldılar. Ve bu bütün bunlarla Amerika ve NATO Cumhuriyet Türkiye'sinin işini bitirdi. Bütün bu siyasi manipülasyonlarla. Dikkat et. 3 tane ihtilal yaparak kimin önünü kesti? Cumhuriyetin önünü kesti ya. Her defasında bir sağcıdan alıp bir muhafazakara, bir bilmem tarikatçısından alıp öbürüne verdi. Göktaş konuşursa abi nasıl olur? Ya konuşmaz. Ha, bunlar bildiği kadar konuşur. Göktaş birinci sınıf bir şey olarak gladio olarak izlerini bıraktı. Şimdi bunlar mesela orada giderken Elyas'ı bir şey yazdı. Enver Altaylı beyefendi biri dedi. Tamam. Şimdi bu şu demekti. Ben size ifşa etmeyeceğim, sizi de şifre etmeyeceğim. Size saygım sürüyor, siz de beni koruyun. Bunların beni öldürmesine izin vermeyin. Bunları beni sıkıştırmasına izin vermeyin. Yani orada bağlılığını da söyledi etti yani. Enver Altaylı Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kişi saygıdeğer der. O da işte kendi şeysi yani. Bir de okuyucu bilsin burada hukuk ve şey yüzünden bildiğimiz çok şeyi söyleyemiyoruz yani. İma ediyoruz. Falan gibi. Başka Serkan'ım? Hazneder soracağım abi, Uğur Dündar. İşte onu yazdığına yazdık. Uğur Dündar Bey kalktı utanmaksızın. Bir ay önce Murat Hazneder'in ne kadar iyi adammış dedi. Yazdı. Yazısı orada duruyor. Sonra Celal Ülgen de öyle diyor. Ya bu çok temiz bir adamdır diyor. Biz de paniğe kapıldım, ben infiale kapıldım burada senin karşında. Ya sen ne diyorsun dedim ya. Kırmızı dosyası var ya. CHP'yi zorluya zorluya onlarca yazı yazdım. Bir kırmızı dosya hazırlattık. Kırmızı dosyada İlhan Cihaner'in, Kuşoğlu'nun elinde duruyor. İnsan bir sorar. Yani bu kadar tezgah, oyun, rüşvet, yolsuzluk belgelenmiş insana Uğur Dündar sahip çıkıyor. Bu nasıl olabilir? Güvenilir gazeteci isminin böyle ticaretini mi yapıyor? Ne yapıyor bu? Bunun yani böyle bir şey ben yapsam beni ne yaparsınız ya? Nasıl oluyor da bu kadar kirli, şaibeli bir ismi, dosyası olan? Kırmızı dosyayı da ben yazmadım. CHP yaptı. Gidin dedi bu adam dedi üç kağıtçı mı değil mi bakın. Gittiler bir yıl oturdular. Bütün ekiple de konuştular. Rüşveti de belgelediler. Kim belgeledi? İlhan Cihaner, Bülent Kuşoğlu. Orada ekip birkaç kişi daha var. Ve bu adamın İçişleri Bakanı da bu adamı görevden aldı. Çok sonra bir gün bakın çok sürpriz. Uğur Dündar. Serkan gibi yoksana gözüm böyle mi diyor. Abi vallahi öyle diyor. Ya yanılmayalım bir daha gir belki bir şey oldu. Ya bunu dedim ya vallahi dedim. Uğur Dündar, Murat Hazinler. Sonra biz de ettik laf kötü olduk Uğur Dündar'la değil mi? Etti, oyun lafı etti kötü olduk. Sonra aradan bir ay geçti. Dün sabah açtım. Murat Hazinler Tosya'da, Kastamonu Tosya'da rüşvet operasyonundan ekibiyle birlikte yakalanmış. Gözaltına alınmış. Ne oldu? Uğur Dündar susuyor. Niye sahip çıkıyorsun? Niye sorup sormuşsun soruşturmacı gazeteci? Niye bakmıyorsun ki burada araştırmacı gazeteci? Durup dururken nerede Hazneder'i gördüğünde Hazneder aklına çıktı hocam? 80 bin tane adamın içinde o aklına niye geliyor? Yani Celal Güven'de sordum. Yani sen avukatsın, sivil savunma sanayi şirketi niye kurarsın? Yani bunu bir açıkla. Çünkü başkaları da kurmuş. Demet'in de var sivil savunma. Evveliyatına ilişkin ilgili belediyelerden Uğur Dündar'a verdirilen konferanslar ve faturalar da var abi. Hani bir girsin neyse, sofa. Neyse. Bütün bunların cevabı yok. Ben de arkadaşlara söylüyorum. Bu poster Atatürkçüleri, gardırop Atatürkçüleri bir şeyi perdeliyorlar. Alle galle kendi aralarında. Bir de bu utanmaz adamlar geliyorlar. Ekmelettin'i desteklemeyen evine Türk bayrağı asmasın diyor Uğur Dündar. Evet. Biz o millet bir seçimde öyle kaybettik. Şimdi de gelmiş Uğur Dündar iki aydır. Akşener. Türkiye'yi Akşener kurtaracak. İşte gördüler İmamoğlu falan. Bugünden başladılar İmamoğlu Akşener. Neyse Akşener. Lan ayıptır be. Ben senden daha küçüğüm. 10 yaş, 15 yaş kadar küçüğüm. Ama benim gördüklerimi Akşener iktidarı döneminde, Susurluk döneminde, sen benden iyi biliyorsun ben. Evet. Susurluk dönemindeki bütün tetikçilerin, çatlıların, cakların, cukların nereye şey olduğunu, değil mi?
yapıştırıldığını, etiketlendiğini, nerelerden ne olduğunu adam gibi biliyorsun. Ve şimdi geliyorsun aynı geçmiş şeyleri, tezgahları tekrar boyayıp Kayserili Neşe'ye gibi tekrar millete, üstelik bu sefer cumhuriyetçilere, tertemiz İzmirli teyzelere yani kakalamaya çalışıyorsunuz. Ekmelettin'i kakaladınız. Sarıgül'ü kakaladınız lan. Lan Sarıgül'ü kakaladınız be. Sonra Ekmelettin'i kakaladınız. Şimdi de şey Akşener'i kakalıyorsunuz. Akşener'in arkasında da bonus. Gültekin gibi, Davutoğlu gibi, Babacan gibi ne ediyor belirsiz. Tarikatçı. Savaş çıkarmış. 10 milyonlarca insanın göçüne sebep olmuş. İnsanları şey bonus diye veriyorsunuz. Evet. Şey yapıyorsunuz. Bu adamlar kanaat önderiymiş. Türkiye'de milli adaylar, vatansever adaylar niçin nema bulup bir şey bulamıyor yani sahneye kendini atamıyor? İşte bu adamlar yüzünden. İşte bu adamlar yüzünden. Bu poster Atatürkçüleri sizin önünüzü kesiyor. Orada şekil isim yapıp oradan demokrasi Atatürkçülük yapıp onun arkasında bu pislikleri büyük şirketlerin, holdinglerin, tarikatların gizli adamlığını ve ellerini yaparlar. Akşener kim be? Süleymancı tarikatının yuvasıdır ve FETÖ'nün yuvasıdır. Git en yakın arkadaşın olduğu Aytun Çırağı'ya soy. Aytun Çırağı'ya soy. Sor. Kimdir şey İYİ Parti? Süleymancı tarikatıdır. Şimdi FETÖ'den yorulduk da Süleymancılar mı gelecek? Şimdi FETÖ'cüler bir daha gelecek. Lan danışmanlarına bakın be. Biraz iz tutun be. Biraz Google takip edin. Ya da birisine bir sorun be. Hepsini bulacaksınız. Şimdi İmamoğlu'nun danışmanlarını bulduğunuz gibi. Seni öpüyorum, seviyorum Serkan. Uzatmayalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bağıracağız ve söyleyeceğiz ve konuşacağız. Önümüzdeki hafta koyun. Bizim aydınlarımız nasıl öldü? Bu kadar bu ülkenin kasteden insanlar bize neler yaptı ve nasıl karanlıkları? Bir de dikkat et. Bizi bu karanlığa girenler de hepsi de bizim katillerimizin hepsi de milyarder oldu. Milyoneri geçtim. FETÖ'sü milyarder. Öbürü milyarder. Tabii. Sadece milyarder. Tarikatçısı milyarder. Özel kuvvetlerden avukat milyarder. Yani nöbetini tutan bizler, yani yasımızı nöbetimizi bu ülkenin aydınların onurunu tutan bekleyen bizler. Hala bakur maaşı yaşıyoruz. Selam sabahı da yok kimsenin. Bakıyoruz ki tetiğe yönelen alanlar hepsi de milyarder. Şükür hepsi çorbamızı ilişki. Var. Çorbamızı hem AKP'den içiyoruz. İlişkilerim var abi telefonlar ortada. Hem CHP'den ilişkilerim var düzen devam ediyor. Hem CHP'li belediyeleri bağlamışım onların avukatlarına çökmüşüm oralara. İşte bunlar hepsi burada var. Ve daha da gelecek bunlar. Bu kadarını söylüyorum Tuncay Özkan. Daha da gelecek bunlar. Saygılar sunuyorum. Saygılar sevgiler bizden abi. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. Onuruyla oynadınız. Burunuyla oynadınız. Askeriyle ve hukukuyla oynadınız. Cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bunun intikamını da alacak. Milli iradesiniz. Bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın. Kimseyi.